Selamlar YouTube, ben Yunus. Bugün size Minecraft'ta gelmesi gereken 10 özellik ile karşınızdayım. Video başlamadan önce video şöyle bir 1500 like satarsanız çok sevinirim. Bu arada kanalımıza abone olmayanların sayısı %70. Hocam böyle yapmayın. Aşağıda abone ol tuşu var. Ücretsizdir efendim. O zaman hadi videoya geçelim. Şimdi göstereceğim bütün özellikler Minecraft'ın yapısına uygun. O gelmez bu gelmez demeyin. Hocam getirmeyebilir, ona bir yapacak bir şey yok. Şimdi ufaktan başlayalım. 1. Utility özellikleri. Utility nedir? Oyunu kolaylaştıran özellikler. Mesela 1. Yemeklerin ne kadar açlık verdiği. Artık alttakini mi istersiniz, üsttekini mi istersiniz bilemiyorum. Ama böyle bir şey gelirse oyuncular çok rahat edecektir. Hangi yemeği yiyeceğiz ya da yeni gelen bir yemek olduğu zaman açlığını direkt üzerinden görebileceğiz. Bu çok güzel bir özellik. Ayrıyetten haritalar. Haritaların mouse'un üzerine getirdiğim zaman bakın şöyle görebilirsiniz. Normalde bakın ben şu anda buradayım. Envanter açınca bana tamamını gösteriyor. Şimdi peki bu ne işinize yarayacak? Şöyle bir işinize yarayacak. Devasa bir harita oluşturacaksınız. Hangisi hangisi bilmiyorsunuz. Envantere al çık yap istemiyorsunuz. Bu mükemmel. Şimdi bu özellik bence gelmesi gerek ki zaten datapack'lerle halledilebilir şeyler ama biz datapack'siz istiyoruz. Peki ne bu? Bakın şu anda Shulker Box'ın içindeki şöyle görebilirsiniz. Bakın yerine kadar bakabilirsiniz. İçindeki şeyleri gösteriyor. Peki bunu nasıl gelebilir diyoruz? Çünkü biliyorsunuz yakın zamanda çantalar geldi. Bu çantalarda da bu özellik var. Yani o çantanın içindeki şeyleri görebiliyoruz. Ve Shulker gibi taşınabilir blokların içine bu gelirse çok güzel bir özellik olur. Tamam, ilk özelliklerimizi hallettik. Diğer özelliğimiz şu. Bakın envanterimde bloklar var. Şimdi atıyorsunuz mesela bir tane yapı yapıyorum ve ne kadar bloğum kaldığını bilmiyorum. Envanterim dolu. Şurada kazma var gibi düşünün. Yok ama var gibi düşünün siz. Bunları bu şekilde koyuyorsunuz ve bakın sol altta şu anda sayıları azalıyor. Bu benim envanterimdeki toplam blok sayısını gösteriyor. Şuradan da görebilirsiniz. 170, 169, 168. Bu oldukça güzel. Özellikle böyle yapı yapanlar için survival dünyasında çok güzel minik beklenti olabilir. Şimdiki özelliğimiz mağaralarla ilgili. Biliyorsunuz 1.18'de ki 1.18 diye geçiyor artık. Ne kadar doğrudur bilmiyorum Mojang'a göre. 1.17 diyelim. İkinci kısmında mağaralar gelecek. Peki bu mağaralarda neler olacak? Warden, evet. Chalk sensörleri, evet. Dikkatinizi çekti mi? Bir bakıma artık mağaralar canlanmaya başlıyor. İçinde yaşam var. O zaman biz de bu yaşamı değiştirelim. Buraya 1.17 mağarasıymış gibi düşünün. Ki devasa bir mağara. Kaplumbağalar var. Bakın görüyor musunuz? Bu kaplumbağaların üzerlerinde farklı farklı yapılar var. Dikkatinizi çekmiştir zaten. Bunlar yer altında yaşayan barışçıl canlılar. Devasa mağaralar yaşadığını düşünsenize bunların. Kazmayla sol tıklarsanız üzerinden maden düşüyor. Bakın hepsini toplayalım mesela. Lapis olan var, kömür olan var, demir parçaları düşebiliyor mesela. Ki verimlilik daha doğrusu servetle bunu da arttırabiliyorsunuz. Ya bunlar gelmez onlar gelmez demeyin. Biz önerimizi sunuyoruz ki bence gelse güzel olur. Yer altındaki maceralarımız için özellikle speedrun yapanlar için çok güzel bir özellik olabilir bu. Çünkü ben ne zaman bir şey tanıtsam abi speedrun'a uygun değil diye bir yorum geliyor. Herhalde oyun sadece speedrun'dan ibaret sanıyorlar bilmiyorum ama. Bakın bunları böyle beslediğim zaman. Bunlar çiftleşebiliyorlar ve bir süre sonra üzerlerinde ki bakın neyle çiftleştiriyorum? Mağara kökü. Ki biliyorsunuz yeni mağaralarda başlar falan var, beri başlar. Onlarla beraber bunları da çiftleştirebildiğimi düşünün. Ve çok güzel olur. Bir bakıma bunları artık speedruncular için diyeyim. Çok güzel bir özellik olabilir. Bunları da toplayalım. Ha bir de bunlara daha fazla vurmayın. Yoksa biraz delirebiliyorlar. Evet. Vur bir daha bakayım sen yere. Güm. Hazır mağaralara inmişiz. Gelin biraz daha mağara içindeki detaylardan bahsedelim. Biliyorsunuz ametistler Minecraft'a eklendi. Bakın şuradan da görebilirsiniz. Tabii violet diye geçiyor. Ben bunun farklı renklerin olmasını istiyorum. Genelde herkes şu yorum yapıyor. Abi gerçek hayatta böyle değil. E tamam da gerçek hayatta Warden mı var? Her şeyi gerçek hayata uygun yapmak zorunda değiller. Bunlarla beraber farklı farklı renk varyasyonları oyunda çok güzel bir dekoratif dizayn katacaktır. Bakar mısınız şu renklere? Ki ben hepsini kullanmadım. Burada bunun neredeyse bütün renklerinden var. Sarısından yeşiline, mavisine, beyazına. Ve dediğim şu ki dekoratif açıdan bu yeni renk ametistler çok güzel oyuna özellik katabilir. Ben farklı renk ametistlerin gelmesi taraftarıyım. Çünkü bir tane ametist pek bir işlevi yok. Dürbün ve karanlık cam yapımı dışında aslında. Şimdi göstereceğim özellik bonus olsun. Biliyorsunuz Minecraft'ta macera yapmayı seven çok büyük bir kesim var. Ve maceralar bazen eksik kalabiliyor. Peki bu maceraları nasıl arttıracağız? Minecraft'ta spawnerlar var. Şunların daha böyle grimsi hali.
oyunda mağaralarda aksiyonu arttıracak bu spawnerlardan eklenebilir. Bunların yanına gidince bunlar birikiyor ve patlıyor. İçinden farklı farklı yaratıklar çıkıyor. Şu an mesela bana hepsinden zombi çıktı. Ve eğer ben bu zombileri öldürürsem içinden değerli eşyalar çıkıyor. Bakın mesela ne çıktı? Rekord denen bir şey. Müzik diski. Demir madeni. Pardon, altın. Bunu öldüreyim. Bakın zombi kafası çıktı. Hadi son olarak da seni öldüreyim. Ve güp. Demir. Çok güzel olabilir bence mağaralarda özellikle macera aramak isteyenler için. Eklenebilecek küçük bir özellik. Şimdi gökyüzüne geri döndük. Daha doğrusu yeryüzüne. Elimde bir adet çapa var. Bu minik bir özellik. Hani oyunu kolaylaştırıcı özelliklerden bir tanesi. Çapayla bir çimene vurduğunuz zaman toplu bir alan kırıyor. Çapanız ne kadar gelişmişse kırdığı alanda o kadar artıyor. Bu özellikle ev yapımı için aradığınız bölgelerde çok fazla çimen varsa sizi rahatlatacaktır. Minik, hoş, şirin bir özellik. Ve oyunun yapısını bozmuyor. Şimdi gelelim biraz büyülü işlere. Oyunda biliyorsunuz maksimum verimlilik 5 var. Ya da maksimum keskinlik 5 var. Warden geliyor. Manyak güçlü bir şey. Teknik olarak şu anda oyunda birebir onun karşısında durabileceğiniz bir zırh yok. Netherite zırhla bile sizi çok rahat öldürebiliyor. Oyuna Warden'ı öldürdüğümüz zaman onun bulunduğu bölgedeki sandıklardan antik kalıntılar düşebilir. Bakın bu antik tomun üzerinde keskinlik 5 var. Şimdi ben bunu alıyorum. Keskinlik 5 büyüyle şunla antik kalıntıyı birleştiriyorum. Keskinlik 6. 35 level istiyor. Ve bu ikisini birleştiriyorum. Artık keskinlik 6 bir kılıcım oldu. Bunu verimlilikle de birleştirebilirsiniz. Bununla bunu birleştir. Bakın verimlilik 6. Kazmayı da birleştir. Verimlilik 6 bir kazmam oldu. Hadi gelin bir hızını test edelim. Oo bayağı güzelmiş yalnız. Fener olmadan bayağı hızlandırıyor. Güzel. Sevdim ben bunu. Şimdiki özelliğimiz yine minik bir özellik. Olayı şu. Camları koyuyorsunuz değil mi? Yanlışlıkla birini yanlış yere koydunuz. Bak mesela şuraya koydum. Hayda şimdi ben bunu buraya nasıl geçireceğim? Geçiremezsiniz. İpex dokunuş bir kazmanız olması lazım. Ya da tekrar elinizde bundan olması lazım. Elime bir tane kazma aldım. Bunu kırdığınız takdirde bakın içinden şart düşüyor. Ki bunu illa kazmayla da kırmanıza gerek yok. Ben kazmayı görsel olarak aldım. Bunu umursamayın siz. Elinizle de kırarsanız bunun içinden parçalar düşüyor. Ve bu parçaları tekrar bunun haline getirmek için kullanabilirsiniz. Oldu da eksik parçanız var. Bunları birleştirerek kirli cam elde ediyorsunuz. Oyuna yeni bir cam stili. Ve bu kirli camın özelliği şu. Isıtınca düz cam veriyor. Oyunda bir bakıma cam israfını yanlış koyduğunuz zaman düzeltmek için olabilir. Şirin bir özellik. Bakın alın size cam. Şimdiki özellik de Minecraft Pocket Edition'da olan ama Java'da olmayan bir özellik. Pocket Edition'da eğer önünüze şu şekilde bakarsanız. Tabi böyle bir imlet çıkmıyor. Sağ tıkladığınız zaman önünüze blok koyar. Evet bakın şu anda aşağıya hiçbir şekilde ellemeden kendi önüme blok koyabiliyorum. Oldu da aşağı bir blok koyacaksınız. Bakın şöyle bakarak tıklarsanız bunun altına koyuyor. Bu özellik çok şirin. Pocket Edition'da var bu. Hani eklenebilir mi? Eklenebilir oyunların birbirine benzerliği açısından. Ve özellikle de Skyblock ya da Bedwars'çılar gene diyecek. O zaman God Bridge'in anlamı kalmıyor falan da. Biz sadece bunu belli bir kesim için şey yapmayalım. Derecelendirmeyelim. Skyblock falan oynarken ya da gökyüzünde bir yapı yaparken ya da çatıyı yaparken bu özellik çok işinize yarar. Ben bu özelliği çok seviyorum Pocket Edition'da. Şimdiki özelliğimiz doku paketiyle geliyor. Doku paketinin linki de açıklamada var modla beraber. Şimdi Minecraft Dungeons oyununu biliyorsunuz. Minecraft'ın genelde oyunları kendi içerisinde bir hikayeye sahip. Yani Minecraft Dungeons'la Minecraft Story Mode birbirinden bağımsız şeyler. Ama aynı firmanın oyunları biraz gönderme yapsa güzel olmaz mı? Bakın kitapların üzerlerinde Minecraft Dungeons'taki yeteneklerin logoları var. Ki aslında okumamıza da gerek olmasını engelleyebilir bu. Üzerinde bakın Looting 2, yanında da sandık. Ne demek? Ganimet. Geri tepme. Bakın Creeper var. Vuruyor geri itiyor. Ya da Bane of Arthropy. İşte eklem bacaklar kıyameti. Bakın örümcek fotoğrafı var. Oyundaki enchantları çok güzel bir şekilde renklendirir bu. Ki oyunun da FPS'ini etkilemez. Çünkü sadece bir yazı olarak var orada. Ve oldukça da şirin gözüküyorlar. Bu bütün büyüler için var. Bakın Protection için kalkan. Patlama korumasında mor bir kalkan. İşte Projectile Protection yani fırlatma korumasında gri bir kalkan. Ateş korumasında kırmızı bir kalkan. Güzel ve şirin gözüküyor. Ben bunu çok seviyorum bu özelliği. O yüzden bu doku paketini kullanıyorum zaten. Çok da göze hitap eden bir özellik bence. Tamam o zaman hadi diğer özelliğimize geçelim. Evet 1.17'de Warden geliyor dedik. Bu Warden sesle beraber. Bakın sesle beraber daha sonra titreşim diyeyim ben size. Algılayabilen bir canlı. E peki sesi algılayabiliyor, titreşimi algılayabiliyor. Onun dışında ona baktığımız zaman sinyal veren bir redstone nasıl olurdu?
Bakın göz. Buna baktığımız zaman belli bir blok mesafeden şöyle gidelim gidelim gidelim. Bak hala mesela. Şurada bir yerde artık duracaktır. Bak hala gidiyor bak. Oldukça uzak bir mesafeden. Baktığınız takdirde bu sizi algılıyor ve redstone sinyali veriyor. Şirin bir özellik. Eklenebilir. Oyunun yapısı da oldukça uygun. Benim gözümde bu hocam. Magnet. Mıknatıs. Bu mıknatıs şu. Oyundaki blokları itip şu şekilde görebiliyorsunuz. Çekebilme özelliği var. Şimdi diyeceksiniz ya abi şalteri indirdin çekmiyor. Çekmiyor evet, sebebi şu. Arkasından çekiyor. Bakın bunu buraya koyarsam ve bunu aktif edersem demir bloğunu kendine çekecektir. Şimdi diyeceksiniz bunu niçin kullanacağız? Herkes ne kadar Minecraft sadece farm üzerine değil dese de ki zaten öyle de değil. Farm oyunu değil. Ama Mojang farmları destekleyecek özellikler her zaman getiriyor. Ki Snapshot'ın güncellemelerine bakarsanız farmlar için oldukça uygun özellikler de geldi 1.17 Snapshot'ında. Bunu da farmlar için kullanabilirsiniz. Şu şekilde metal bir hat çektiğinizi düşünün. İşte burada 4 tane 5 tane magnet var. İttiriyorsunuz, bu aşağıdaki oynuyor. Sonra buraya da koydunuz, bunu çalıştırıyorsunuz, bu sefer de bu bunu itiyor. Bir bakıma yürüyen bir plaka yapabilirsiniz, sadece farm olarak da düşünmeyin. Atıyorum yaratık düştü, sistem aktif olacak, hop altındaki blokları kıracak ya da hareket ettirecek. Minik şirin özellikler bunlar. Konuşamadım. Konuşamadım. Dediğim gibi bu da oldukça şirin, bence eklenebilir. Şimdi bu cidden bonus, bunun hiç alakası yok. Shiba yavrusu. Oyunda biliyorsunuz köpek olarak bir tane köpek var. Ama çok da köpeğe benzemiyor çünkü kurtun aynı görüntüsüne sahip. Oyunda köylerde bulabileceğimiz bu şekilde küçük yavru köpecikler olabilir. Bunları çiftleştiririz. Bunlar işte saldırgan olmaz. Bunlar sadece yanımızda gezmesi için kedi gibi bir özelliği olur. Kurtlar saldırgan. Bunlar da pasif canlılar olur. Şuna bakar mısınız? Çok şirin. He, kızdın mı? Kusura bakma. Isıracak gibi bakıyorsun. Hop. Oyuna böyle bir köpek eklenmiş olsa güzel olur dedi gibime geliyor ya. Benim hoşuma giderdi. Evet. Hepinizin o anı beklediğini biliyorum. Minecraft'ta oturabiliyoruz. Ben bunu daha önce de söyledim ama yine söyleyeceğim. Şu Minecraft'ta oturma özelliği gelmesi lazım. Ya AFK duruyorum bir yerde. Bunu daha önce de söylemişim ama yine söyleyeceğim. AFK duruyorum. 6 saat 7 saat açık bırakıyorum. Karakter yine ayakta. Be arkadaş yorulmuyor musun? Bir koltuk ayarlayalım. Otursun. Ya zor bir şey değil. 3 yün 3 tahtadan craft edersin. Olmadı 1 yün 3 tahtadan craft edersin. Hani craft'ı çok ekstrem bir şey de değil. Bak al üzerine zıplayabileceğim koltuk. Ya bunu niye eklemiyorsunuz oyuna? O kadar zor bir şey değil bu ya. Tamam o zaman ben bu videoyu burada bitiriyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Siz bu videodakilerden hangisini en çok sevdiniz? Hangisi gelsin, hangisi gelmesin? Yazarsanız sevinirim. Şu arkamdaki 2 bloğu göstermekten vazgeçtim. Onlar yağmur dedektörü. Gereksiz onlar. Çünkü vakit kaybı olur o. Neyse, o zaman hoşça kalın, bay bay.